Herkese merhabalar, ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye'ye 28 Nisan sabaha gelecek olan 4.08 güncellemesinde şu an için bildiğimiz 3 karakterde değişiklik var. Jet'in dışındaki değişikliği zaten Jet'e özel bir videoda konuşmuştuk. Eğer bilgi sahibi değilseniz o videodan izleyebilirsiniz. Geride bıraktığımız günlerde yayınladığım bir videoda Sova'ya bir nerf gelebileceğini, drone'una şok okuna dokunabileceklerini söylemiştim. Öyle oldu. Derin drone'unun süresi, aynı zamanda da şok oklarının hasarı azaltıldı. Halihazırda Fate geliyorken zaten Sova'ya yapılan bu değişiklikler çok mantıklı. Sova dışında da Neon'da değişiklikler var. Neon'daki değişiklikleri bazılarınız beğenmeyebilir. Neon'un ultisinde kill aldığınız zaman belli bir seviye ulti yükünüz doluyordu bildiğiniz gibi. Bu gelecek olan güncelleme ile birlikte artık aldığınız her kill'de bütün ulti yükünüz dolacak. Yani ulti yükünüz 10 bile olsa tekrar 100'e tamamlanacak. Bu tarz bir değişiklik. Hani karakterin ultisinin süresini ciddi bir seviyede bufflamışlar. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunun dışında poligondaki botlarda deniyordum, artık karakterin duvarı da hasar vermiyor. Hani bu bir hata mıdır yoksa düzenleme midir, bunu şu an için bilmiyoruz. Hani yama notları da elimizde yok. 27 Nisan'da yayınlanır tahminimce yama notları. Ama duvarın hasar vermemesi bence güzel bir özellik olur. Çünkü takım arkadaşlarını ciddi oranda da etkileyebiliyordu kötü anlamda. Siz genel olarak bu Jet, Sova ve Neon değişiklikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. 저거 빌 비티오.